Sayın seyirciler, ajanslardan son dakika olarak geçen Türkiye tarihinde bir ilk ya da Cumhuriyet tarihinde bir ilk haberinin ayrıntıları için karşınızdayız. Gerek canlı yayınlarda telefon bağlantılarıyla ve stüdyo konuklarıyla Cumhuriyet tarihinde yaşanan bir ilkin değerlendirmesini sizlerle paylaşacağız. İlker Başbuğ tutuklandı. İnternet andıcı soruşturması kapsamında Cumhuriyet tarihinde ilk kez eski bir genelkurmay başkanı olarak sivil bir savcının makamında ifade veren İlker Başbuğ, terör örgütü yöneticisi olmak ve darbeye teşebbüs suçlarını işlediği iddiasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından az önce tutuklandı. Bütün ajanslar son dakika gelişmesi için gözlerini Beşiktaş Adliyesi'ne bir kez daha çevirdi ve orada gün içinde başlayan yoğun tempodaki süreç gecenin bu saatlerine değin devam etti ve az önce mahkeme huzuruna çıkartılan İlker Başbuğ'un tutuklanması kararı çıkarak da bir anlamda Cumhuriyet tarihinde bir ilk ya da Türkiye tarihinde bir ilkin görüntüleri yansıdı. Şu anda Doğan Haber Ajansı gün içindeki görüntülerini ekrana getiriyoruz. İlker Başbuğ'un sabah saatlerinde Beşiktaş Adliyesi'ne gelerek özel yetkili, özel görevli savcılara ifade vermek üzere gelişi bir yandan ekranlarınıza yansırken, Başbuğ hükümet aleyhine kara propaganda yapmak amacıyla Genelkurmay tarafından kurulduğu öne sürülen internet sitelerine ilişkin internet andıcı soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Soruşturmayı yürüten özel görevli İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Başbuğ, TCK'nın 314 Taksim 1. maddesi gereğince örgüt yöneticiliği ve 312 Taksim 1. maddesi gereğince de cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçlarından tutuklanması istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi ve mahkeme karşısına çıkartılan yaklaşık 7 saat süren sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan İlker Başbuğ tutuklandı ve telefon bağlantılarımız hazır. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın İsa Gök telefon attığımızda. Sayın Gök, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Ajanslardan geçen Türkiye tarihinde bir ilk ya da Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan eski bir genelkurmay başkanının tutuklanması haberini, bu son dakika gelişmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar. Sağ olun efendim. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez Genelkurmay eski başkan tutuklanıyor. Ve tutuklanma gerekçesi terör örgütü yöneticisi olmak, hükümeti devirmeye çalışmak. Gelin görün ki bu tutuklamalar yıllardır devam ediyor. PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen bir hükümet var. Oslo'da PKK'nın kahverengi giysili, eli silahlı, poşulu yöneticileriyle toplantılar yapıyor, saygılar sunuyorlar. Aynı masa etrafında oturup eşit, denk, siyasi yandaşlar, paydaşlarmış gibi görüşmelerde protokoller imzalayabiliyorlar. Sonra aynı siyasi zihniyet Türkiye'ye geldiğinde parti genel başkanlarını, milletvekillerini, rektörleri, doktorları, avukatları, gazetecileri, yazarları tutukluyor ve askerleri tutukluyor. Üzüntü verici şey şu: bu gelişmeler Türkiye'de Kemalist rejimin, Cumhuriyet'in aslında sonlandırıldığının delilleridir. Bu çok acı bir gelişmedir. Birileri televizyonlara çıkıp yandaş basının yandaş hocaları, hukukçuları, emekli savcıları, gazetecileri şunu diyebilirler: demokrasimizde büyük bir mesafe kat ediliyor. İşte sivil mahkeme bir asker tutuklayabiliyor, alkışlayalım, şakşaklayalım diyebilirler, diyecektirlerdi. Ama olayın siyasi yönüne baktığınızda Türkiye'de uygulamaya konulan büyük karşı devrimin, Cumhuriyet'le hesaplaşmanın, Amerikancı karşı devrimin dur durak bilmediğini, AKP'nin ve Fethullah Gülen cemaatinin Türkiye'deki Cumhuriyet'i bitirme eyleminin
asla sonlanmayacağını, sertleşerek, mola vermeden daha da rigid bir şekilde devam edeceğini gösteriyor. Çünkü hiçbir mevziyi ele geçirdiklerinde durmuyorlar. Bu kadarı yeter demiyorlar. Daha fazla, daha fazla diyorlar. Aynı Demokrat Parti'nin 1950'ler sonrasında yaptıkları gibi. Bu işin devamı gelecek. Tahkikat komisyonlarıyla yapıldığı gibi. İnsanları, sivil şahısları, şu anda ses çıkarmayan medya patronlarını, şu anda susan hukuk fakültesi hocalarını, susan siyasetçileri, bu olaya yeterli tepkiyi göstermeyecek olan muhalefet parti liderlerini de, eğer ki onlarla işbirliği yapıyorlarsa onları ayrı tutarım, muhalefetin vekillerini içeri alacaklar. Çünkü bu karşı devrim, çünkü bu Amerikancı darbe, çünkü bu Cumhuriyet'le, Mustafa Kemal'le hesaplaşma o denli kanlarına, ruhlarına girmiş ki, planları içerisinde Türkiye'yi bölme, bölünme anayasası yapma, Türkiye'yi İsrail-Amerikan çıkarlarına jandarma yapma, üsler verme, peşkeş çekme, o kanla, canla, Çanakkale savaşlarıyla kurduğumuz bu cumhuriyeti yok etme arzu ve iradesi hükümet, Amerikan ve Fethullah yandaşlarında o kadar net ki, o kadar sert ki durmayacaklar. Devam edecekler. İlker Başbuğ ne yazık ki tıpış tıpış gitti, cezaevini boyladı. Bu hukuka saygı değil. Bu demokrasiye saygı değil. Çünkü karşınızda bir demokrasi yok. Karşınızda bir hukuk sistemi yok. Bir bağımsız yargı yok karşınızda. Özel yetkili mahkemeler eliyle yürütülen bir darbe var. Özel yetkili mahkemeler, savcılar eliyle, hükümet desteğiyle, Fethullahçı savcı ve hakimler ile yürütülen bir karşı devrim var. Bunu anlamak zorundayız. O yüzden Türkiye'nin anti-emperyalist ne kadar gücü varsa bir araya gelmek zorunda. Bir cephe yaratmak zorunda. İlker Başbuğ Paşa'nın tutuklanması bu karşı devrimin neferleri için bir mevzi kazanmadır. İlker Paşa'nın suçu ne arkadaşlar? İrtica ile mücadele eylem planı. Türkçesi budur. Burada aslında ironi şuradadır. İrtica ile mücadele suç olmuştur bu ülkede. Bu ülkede bölünmeyi isteyenlerle mücadele suç olmuştur. Önce Türkiye demek suç olmuştur. Bayrak demek, bağımsız Türkiye demek, Mustafa Kemal Atatürk ülkesi demek suç olmuştur. Ve ne yazık ki bu suç olmaların başlangıcı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2004 yılında başlayan ceza kanunu, ceza muhakemesi kanunu, infaz kanunu değişiklikleriyle Sayın Gök, çok özür dileyerek sözünüzü balla kesmiş kabul edin. Sanıyoruz şu dakikalarda İlker Başbuğ Beşiktaş Adliyesi'nden ayrılıyor. Orada bulunan evet. Arkadaşımızdan o kısa bilgiyi de izin verirseniz alalım. Çok teşekkür ediyorum. Emrah, İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz efendim. İyi Emrah yayınlar, Taştan bizlerle birlikte şu anda Beşiktaş Adliyesi'nde Doğan Haber Ajansı'nın yanılmıyorsam 3G sistemiyle geçtiği görüntüleri ekrana da izledik. Ve Emrah Taştan işte o Beşiktaş Adliyesi'nin önünde. Sanıyoruz bir hareketlilik var mı? İlker Başbuğ çıkartılıyor mu? Ne durumda? Son vaziyet senden dinliyoruz Emrah.
Evet Can Karadut, emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un birazdan çıkarılması bekleniyor. İlker Başbuğ terör örgütü yöneticisi olmak ve halkı hükümete karşı isyana teşvik suçlamalarıyla İstanbul Özel Görevli Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklandı. Kaçma ve saklanma şüphesi tutuklamaya gerekçe olarak gösterildi. Saat 13.30'dan akşam 20.20'ye kadar süren bir savcılık ifadesi vardı. Arkasından savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti ve tutuklandı. Şimdi saat 12.30 sıralarından beri şimdi bu haberi bekliyorduk ve şimdi adliyeden çıkışını bekliyoruz. Araçlar çekili, araçlar adliyenin önünde. Her an İlker Başbuğ çıkabilir. Beşiktaş Adliyesi bugün bir tarihi bir karara imza attı. İlk kez Ergenekon sürecinde bir eski genelkurmay başkanı tutuklanmış oldu. Adli önünde bekleyiş sürüyor. İlker Başbuğ birazdan çıkarılacak. Buradan önce adli tıpa, arkasından cezaevine gönderilecek. Beşiktaş Adliyesi'nden aktaracaklarımız Emrah, şimdilik hemen bunlar. Bu akşam sağlık muayenesinin ardından hangi cezaevi, bunu öğrenebildin mi? Yoksa hemen Silivri'ye bir geçiş olabilecek mi anladığımız kadarıyla? Can Karadut, bu konuda henüz net bir bilgi verebilmek mümkün değil. Normalde emekli askerler ve sivil tutuklular Metris cezaevine gönderiliyor ama doğrudan Silivri cezaevine gönderileceğine yönelik de bir bilgi aldık ama bu henüz teyit edilmiş bir bilgi değil. Biraz gelişmeleri takip ederek bu bilgiyi netleştirmeye çalışacağız. Şimdilik bu konuda bir netlik yok. Emrah Taş'tan yine dakika itibariyle seninle son durumu değerlendirmek üzere birlikte olacağız. Yine siyasilere konuyu değerlendirmeye devam edeceğiz yayınımız içinde. Şu anda da telefon hattımızın diğer ucunda Sayın Hasan Basri Özbey bizlerle birlikte, İşçi Partisi Genel Başkan Vekili. Sayın Özbey, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Ve Türkiye tarihinde bir ilk kodlu olarak gerçekleşen bu son dakika gelişmesini, İlker Başbuğ'un tutukluluğunu ya da bu kararı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Öncelikle Türkiye'de Türk yargısının olmadığı, Türk hukukunun olmadığı, Türk adaletinin olmadığını bir kez daha görmüş bulunuyoruz. İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek 21 Mart 2008 tarihinde gözaltına alındıktan 2 gün sonra emniyette gözaltındayken Türk milletine bir açıklamada bulunmuştu. O açıklamada Sayın Genel Başkan, Türk ordusuna karşı bir operasyon yürütülüyor. Türk ordusuna karşı olmadık uydurmalar ve bahanelerle bir operasyon yürütülmektedir diyerek milletimizi uyarmıştı 23 Mart 2008. Şimdi işte o Ergenekon, Balyoz ve benzeri iddialarla başlayan tertibin doruk noktasına gelmiş bulunuyoruz. Bu Türkiye'de biz başından bu yana Beşiktaş'ta Ergenekon, Balyoz ve diğer davalarda Türk hukukunun, Türk yargısının olmadığını, bir düşman operasyonu yürütüldüğünü, Türk ordusuna, Türkiye'nin yurtseverlerine ve toplam olarak Atatürk Cumhuriyeti'ne, milli devletimize karşı bir düşman operasyonu yürütüldüğünü, bu kapsamda Türk ordusunun vatanı savunma iradesini yok edilmek istendiğini söyleye gelmiştik. Ve bunun da en temel kanıtı, savcıların en temel kanıtı, bu davaların, bu süreci başlatan Tuncay Güney isimli sahte hahamın beyanlarıydı. Hatırlayalım, Tuncay Güney o polislerle yaptığı sözde, mülakatta Türk Silahlı Kuvvetleri demek Ergenekon demek. Ergenekon demek Türk Silahlı Kuvvetleri demek diye ifade etmiş ve bütün orduya karşı yürütülen operasyonun temel anlayışı bu olmuştu. Şimdi bakın, Türk ordusunun dünyanın sayılı ordularından biri olan, 700 bine yakın personeli bulunan Türk ordusunun Genelkurmay Başkanı silahlı terör örgütü kurmakla suçlanıyor. Bakın, 700 bin personeli bulunan, deniz, kara, hava kuvvet komutanlıkları olan, jandarma genel komutanlığı olan o büyük ordunun başının Genelkurmay Başkanlığı'nı yapmış şahıs, kişi terör örgütü kurmakla suçlanıyor. Bakın, terör örgütü, neye karşı terör örgütü? Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne karşı faaliyet yürütenlere karşı mücadele eden örgüt. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri bir örgüt. Vatanı savunma örgütü.
emperyalizme karşı vatanın bütünlüğünü savunan, bölücülüğe karşı vatanın bütünlüğünü savunan, Haçlı irticaya karşı Atatürk Cumhuriyeti'ni savunan bir örgüt. Şimdi bakın, burada Haçlı irticaya karşı mücadele planı yürütmekle suçlanıyor. Haçlı irticanın temsilcisi, Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanlığı görevini yürüten, Türkiye temsilini yapan bir gayrimeşru iktidara karşı kanunlardan ve varlığından doğan Atatürk Cumhuriyeti'ni, yani milli devletimizi savunma iradesini göstermek en büyük suç haline gelmiş. Şimdi Türkiye'nin nereye geldiğini gösteriyor. Evet, tarihi bir gün. Bakın onu söyleyelim. Herkes şimdi bu yandaş medyanın kalemşörleri şen kahkahalarla tarihi bir gün oldunuz. Evet, tarihi bir gündür. Bugün Türkiye'nin artık bu mafya, tarikat, gladyo rejiminin, BOP eş başkanının yıkımının başlangıç günüdür bugün. O yanıyla tarihi bir gündür. Evet, Sayın İlker Başbuğ'un tutuklanması üzücüdür. Ama başta Sayın İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek olmak üzere Türk ordusunun değerli komutanları, aydınlarımız, rektörlerimiz, gazetecilerimiz yıllardır tutukludurlar. Vatan görevi yapmaktadırlar. Sayın İlker Başbuğ da vatan görevinin yeni bir aşamasına geçmiştir. Bu kişisel olarak bir sorun değildir. Ancak burada tutsak edilen Türkiye'nin bağımsızlığı, Türkiye'nin varlığı, bütünlüğüdür. Şimdi burada herkesin bir ders çıkartması gerekir. Bakın Sayın İlker Başbuğ, eminim ki şu anda hukuka saygı, ya, olay yargı süreci devam etmektedir, adalete güveniyoruz sözlerini anımsayarak acı acı gülümsüyordur sanıyorum. Herkes bakacak. Türkiye'de şu anda Beşiktaş'ta o Türk yargısı içine yuvalanmış o F tipi yapılanma, bizim tanımlamamızda Beşiktaş terör örgütünün Türk milleti üzerindeki bu terörüne hukuk demenin, bunun yargı süreci diyerek saygı duymanın, buradan adalet beklemenin ne kadar yanlış olduğunu sanıyorum Sayın İlker Başbuğ da net bir şekilde görmüştür. Bakın bugün oraya gidiş bile acıdır. Türk ordusunun Genelkurmay Başkanlığı'nı yapmış bir orgeneral, sanki bir nezaket ziyaretine gider gibi olağanüstü büyük bir hukuka saygıyla oralara gidilmektedir. Orada hukuk yoktur. Görevimi yaptım. Evet, ben irticaya karşı mücadeleyle görevliyim. Ben vatanımın bütünlüğünü savunmakla görevliyim. Bunu yapmazsam suçluyum. Sen kimsin beni yargılayacaksın? Sen kimsin bu görevimi yaptığım için beni sorguya çağıracaksın? Değil mi? Bakın Sayın evet. Mahkemeye saygılar sunuluyor. Takdir bırakılıyor oralara. Bu gerçeği milletimizden. Bakın Sayın Başbuğ o bir kağıt parçası olarak haklı olarak nitelediği belgeye ilişkin basın toplantısında söyledikleri sözleri bir anımsayalım. Şimdi bu gerçekleri ne demişlerdi? Türk ordusuna karşı asimetrik psikolojik harekat yürütülüyor. Biz de dedik ki Sayın Başbuğ, bildiklerinizi milletle paylaşınız. Milleti bu psikolojik asimetrik psikolojik harekata karşı bilgilendiriniz ve harekete Sayın geçirmek Özbey. İçin şu dakikalarda sanıyorum evet. Canlı yayında da bir taraftan tamam. Ben de sözümü İlker, tamamlamış evet. olayım. Bakın artık yarın Türkiye bugünkü Türkiye olmayacaktır. Bakın Türkiye'de hiçbir şey dünkü gibi artık olmayacaktır. Milletimizin gönlü ferah olsun. Türkiye'nin bu haksızlıkları, bu kanunları giderecek gücü ve birikimi vardır. Evet, teşekkür ederim. Sayın Özbey çok teşekkür ederim. Sayın Hasan Basri Özbey bizlerle birlikteydi. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili. Eğer gönültüler beni yanıltmıyorsa şu anda Beşiktaş Adliyesi önünden sanıyorum 3G bağlantısı olduğu için zaman zaman ekranda gidip gelme yaşanıyor ama adliyeden çıkarıldı. Ve şu anda önce sanıyorum sağlık kontrolüne, oradan da bu akşam için en azından uygun bulunan cezaevine nakli gerçekleştirecek. Bu görüntüleri de sizlere canlı olarak paylaşıyoruz ve telefon hattımızın da diğer ucunda Sayın İstanbul Barosu Başkanı Doçent Doktor Ümit Koca Sakal bizlerle birlikte. Sayın Koca Sakal, yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye tarihinde bir ilk olarak eski bir Genelkurmay Başkanı, emekli Orgeneral İlker Başbuğ tutuklandı ve şu dakikada sizinle bağlantıyı gerçekleştirdiğimiz dakikalarda da Beşiktaş Adliyesi'nden çıkartılarak sağlık kontrolüne gittiği dakikalarda siz bugünü ve bu anı nasıl yorumluyor ve özetliyorsunuz? Vallahi bakın, bunu şöyle görüyorum. Freni boşalmış bir kamyon var ve bu kamyonun yokuş aşağıya gidiyor. Önüne gelen herkesi eziyor. Tabii aynı zamanda uzaktan da kumanda ediliyor bu kamyon. Ve dolayısıyla artık nerede duracağını da belirli güçler dışında zannediyorum
kimse bilemiyor. Şimdi ben az önce bazı konuşmacıları dinledim. Yani hayretler içinde kalmam lazım ama tabii kalmıyorum. Çünkü efendim Türkiye daha demokratikleşiyor, sivilleşiyor, normalleşiyor ve geçmişiyle yüzleşiyor gibi ifadeler var. Bakın tablo çok açık ama gören göz için, vicdan için, ahlak ve namus dolu gözler için tablo son derece açık. Bu bir yüzleşme filan değil, bu bir hesaplaşma. Bu 88 yıllık bir hesaplaşma ve bu hesaplaşma bugün maalesef ve maalesef yargı aygıtı üzerinden gerçekleştiriliyor. Öyle bir planlama yapılmış ki önce medya hizaya getiriliyor, belirli bir medya oluşturuluyor, bununla birlikte ortam ona göre ayarlanıyor. İnsanlar yanlış, yalan bilgilerle yanıltılıyor. Akabinde gerekli değişiklikler yapılarak yargı tamamıyla siyasi iktidarın kontrolüne geçiyor ama siyasi iktidarın da tabii ki arkasında başka hususlar var. Duyuyor musunuz efendim? Alo? Sizin Alo. Yorumunuzun arasına sesim geliyor mu Sayın Hocam? Evet. Evet. Şu cümleyi de hemen sizin yorumlarınız arasına eklemek istedim. Onun için araya girdim. Başlayın. İlker Başbuğ, bu az önce sizinle yoruma başladığımız dakikalarda Beşiktaş Adliyesi'nden ayrılırken gazetecilere bir cümlelik yorumu var. Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandı. Takdir yüce Türk milletinindir ifadesini de kullanmış. Lütfen kaldığınız yerden devam edin Sayın Hocam. Yani şimdi bakın bu bir hesaplaşma. Yani şimdi bu demokratikleşme diye sunulması gerçekten trajikomik. Yani demek ki bir ülkede ne kadar çok gözaltı, ne kadar çok tutuklama varsa veya ne kadar üst düzey insan tutuklanırsa demek ki o kadar demokratikleşiyor bir ülke. Yani bu mantığa göre herhalde en demokrat ülkeler Afrika ülkeleri olsa gerek bu mantığa göre. Burada tablo maalesef çok açık. Genelkurmay Başkanı yaklaşık herhalde bir yıllık emekliliğinden sonra mı? Bir veya bir buçuk yıl. Alo? Ortalama bir yıl evet. Kadar. Çünkü arada hayır bir takım sesler geliyor. Ben de yayında mıyım değil miyim onu şey yapamıyorum. Muhtemelen Doğan Haber Ajansı ile bağlanıyoruz. Oradaki sesler size ulaşıyordur. Lütfen bağışlayın. Oradan canlı yayını da bir taraftan sürdürüyoruz çünkü. Bir buçuk sene sonra tutuklanıyor ve çok ilginçtir bakın silahlı örgüt veya işte örgüt yöneticisi olma gerekçesiyle bu aslında aynı zamanda bana göre Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de örgüt olma isnadıdır baktığınız zaman. Yani bu Genelkurmay Başkanı görevdeyken hiç mi demek ki bunlar saptanmamış etmemiş de belirli bir süre sonra bunlar ortaya çıkıyor. Ve bakın çok ilginç atlanılan bir şey var. Türkiye'de bir de böyle bir maharet var şimdi. Bir takım aslında suç oluşturmayan fiiller sanki suçmuş gibi niteleniyor. Mesela kara propaganda suçu diye bir suç icat ettiler. Bakın Türk hukukunda böyle bir suç tipi kesinlikle yok. Bizim hukukumuzda propaganda ile ilgili bir tek suç terörle mücadele kanunundaki terör örgütünün propagandası suçudur. Ne ilginçtir ki o suç her gün yüzlerce kez işlenirken de o konuda hiçbir işlem yapılmamaktadır. Dolayısıyla bu bir maharet gerçekten. Örgüt dediğiniz şey sizin o kadar basit bir şey değildir. Bunun unsurları vardır vesaire. Darbeye teşebbüs deniyor. Hani geçtim diğer şeyleri. Teşebbüsün Türk Ceza Kanunu'na göre bir tanımı vardır. Ama bugün artık maalesef özel görevli mahkemeler, ben hep söylüyorum, artık mahkeme olmaktan tamamen çıkmıştır. Bunlar artık birer yakalama, gözaltı, tutuklama ve dinleme mercileri haline gelmiştir. Zaten bir devlet içinde en büyük tehdit budur. Bu mahkemelerle birlikte ve bu HSYK yapısıyla hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'nde artık bir hukuk güvenliği bulunmamaktadır. Belirli bir planlamaya göre herkes her an
her şeyle isnat edilebilir. Gizli tanık bulunur, başka şeyler bulunur ve senaryo hep aynıdır. Çünkü senaryo yazarı da aynı. Evet. Efendim, önce belli malum medyada bir şeyler dile getirilir. Ondan sonra o şeyler devreye sokulur, çağrılır ya da gözaltına alınır. Fakat sonuçta tutuklama istemiyle sevk edilir. İsnat her zaman için örgüt üyeliğidir. Ondan dolayı sevk edildiği zaman da mutaden tutuklanır ve yıllarca da tutuklu kalır. Yani şu anki manzara, portre budur. Türk Silahlı Kuvvetleri zaten tamamen artık sindirilmiştir maalesef. Tabii o psikolojik harekata bağlı olarak. Dolayısıyla gelinen nokta budur. Bu demokratikleşme filan değil. Bu gerçekten artık ileri faşizmdir. Darbe görmek istiyorlarsa bıraksınlar teşebbüsünü, şunu bunu. Gerçekten olmuş olan bu sivil darbeyi herkes bence görmeli. Ama bütün bunlardan bir umutsuzluk filan sakın ha çıkmasın. Bakın, ben şundan adım gibi eminim. Bu halk olup biteni, neler döndüğünü elbette anlayacaktır. Bunun çok uzun süreceğini de zannetmiyorum. Ve bugün bu hukuksuzlukları yapanlar kim olursa olsun inanın hukuk çerçevesinde hesap vereceklerdir hukukun karşısında. Bugün için tablo budur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekten çok kara bir dönem yaşanmaktadır. Ama her karanlık bir başka aydınlığın da habercisidir. Dolayısıyla hukuk mücadelesini, hukuk devleti mücadelesini, cumhuriyet sevdasını ve mücadelesini sürdürmek lazım. Çünkü en büyük düşman umutsuzluktur ve yıpranmadır. Dolayısıyla biz hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Benim burada söyleyeceklerim bunlar. Peki efendim. Çok teşekkür ederim Sayın Kocasakal, yayınımıza katıldığınız ediyorum. İçin. İstanbul Barosu Başkanı Doçent Doktor Ümit Kocasakal da yorumlarını bu şekilde paylaştı. Yine hukukçu isimlerden yorumlar almaya devam ediyoruz. Muğla Barosu Başkanı Sayın Mustafa İlker Gürkan telefon attığımızda. Sayın Gürkan, yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye tarihinde bir ilk kodlu geçen bu son dakika gelişmesini, İlker Başbuğ'un tutuklanmasını siz bu noktada nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Bu bir ilk dediniz, bir ilk değil. Tutuklanmıştı 27 Mayıs'ta. Genelkurmay başkanlarının hem de görevi başındayken tutuklanmıştı. Şimdi bu sorun bir demokratik cesaret örneği olarak gösteriliyor. Muvazzafken üstün hizmet madalyası takıp emekli olunca tutuklamak demokratik cesaret falan değildir. Bu bir psikolojik harp. Sorun hukuki de değildir. O nedenle bir hukukçu olarak görüş bildirmek, ancak sorunun hukuki olmayıp siyasal olduğunu gösterebilmek için olabilir. Sayın Başbuğ'un tutuklanması hukuki gerekçeleri bakımından hiç de ikna edici ve inandırıcı değildir. Nedir gerekçesi? Kaçma şüphesi, saklanma şüphesi. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir gerekçe yok. Buna hiç kimse inanmaz. Başbuğ kaçacak, saklanacak diye. Yani televizyonlardan duyduğumuz kadarıyla. Bunun üzerinde durmuyorum. Siyasal olduğu için sorun durmuyorum. Bunun üzerinde duruyorum. Sorunun siyasal olduğunu anlatmanın başka bir yolu yok. Yani şunu söylemesin hiç kimse. İşte hukuk önünde herkes eşittir. Bu işler hukuki yollardan da eninde sonunda çözülecektir. Bunlar ve benzeri sözler aslında malumu ilan eden, sureti aktan, memleket gerçeğinden uzak, dünyadan bir haber sözlerdir ve abesle iştigaldir. Sorun siyasaldır. Peki efendim, bundan sonraki süreçle de ilgili en azından yorumlarınızı almak isteyeceğiz bu noktada.
Sayın Başbuğ'un çıkarken hemen gözaltında Beşiktaş Adliyesi'nde, daha doğrusu tutuklama kararı sonrasında kameraları hemen karşısında buldu ve o noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandı. Takdir yüce Türk milletinindir ifadesini kullandı. Buradan da yine internet andıcı ve birleştirilen irtica ile mücadele kamuoyundaki bilinen ifadeyle söyleyeyim, ıslak imza davasıyla birleştirilmişti ve burada da 29 sanıkla birlikte Sayın Başbuğ da muhtemeldir ki yargılanacak. Şu anda adli tıp kontrolüne doğru yönlendirildiğine dair arkadaşlarımızın bize ilettiği ifadeler var ve oradan da sanıyoruz ya bu gece bakın, geçici olarak ya da önümüzdeki süreçte. Şunu merak ediyorum Sayın Gürkan, özellikle onun için araya girdim. Bundan sonra bir genelkurmay başkanının tutuklanması süreci bitirir mi ya da daha devamı gibi bir yorumunuz olabilir mi bu noktada? Bakın bir kere 26. Genelkurmay Başkanı tutuklandı. Takdir terör örgütü yöneticisi olarak tutuklandı. Takdir Türk milletinin lafı. Ne demek bu laf şimdi? Bu ne demek yani? Kardeşim olan şeyi açık açık söylesinler. Yani psikolojik asimetrik savaş yapılıyor demişlerdi. Türkiye'de teofaşist, antikemalist karşı devrim oluyor. Benim tutuklanmam bunun bir ifadesidir. Bunu söylesin ya. Niye söylemiyor bunu? Takdir Türk milletin. Böyle sureti aktan, kenardan dolaşaraktan falan bu işler olmaz. Üstünüze gelenler kenardan menardan gelmiyorlar. 90 derecelik açıyla geliyorlar. Peki Sayın Gürkan, sizinle devam edeceğim. Lütfen hattan ayrılmamanızı rica ediyorum ama bir Beşiktaş Adliyesi'ne yeniden dönelim son durum için. Emrah Taş'tan telefon attığımızda. Emrah, son notlarında neler var bize aktaracaksın? Evet Can, eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ az önce bir konvoy eşliğinde adliyeden çıkarıldı ve adli tıpa götürüldü. Deminki sorunun yanıtını da şimdi almış olduk. Doğrudan adli tıpın ardından Silivri Cezaevine gönderilecek Emekli Orgeneral İlker Başbuğ çıkışta çok önemli bir açıklama yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü yöneticisi olmaktan tutuklandı. Takdir yüce Türk milletinindir dedi Emekli Orgeneral Başbuğ. Ayrıca ifadesine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Kendisine internet andıcı belgesi ve irtica ile mücadele eylem planı olduğu iddia edilen dokümanın yanı sıra balyoz planı ile ilgili açıklamalar ve bu konuda bilgisi olup olmadığı da soruldu. Ayrıca İlker Başbuğ'un çeşitli zamanlarda yapmış olduğu çok sayıda basın açıklaması, ki bunun içinde balyozla ilgili basın açıklaması, Trabzon'daki basın açıklaması ve Poyrazköy ve irtica ile mücadele eylem planı konularında yapmış olduğu, genelkurmay karargahında yapmış olduğu basın açıklamaları da soruldu. Ve yine aynı şekilde internet andıcı belgesinin nasıl hazırlandığına yönelik sorular ve bunun onayı olup olmadığına yönelik sorular yöneltildi kendisine. Suçlamaları reddetti İlker Başbuğ ve İlker Başbuğ'un avukatı İlker Sezer tutuklama kararına itiraz edeceklerini açıkladı. Beşiktaş Adliyesi'nde son durum bu Can. Emrah, yeni gelişmelerle tekrar ifade etmeye çalışırsan yeni notlarında birlikte olacağız. Bizler de son olarak Sayın Muğla Barosu Başkanı Sayın Gürkan da durumu değerlendiriyorduk. Emrah Taşlan'dan da en azından biraz içeriye yönelik bilgiler almaya çalıştık. Sayın Gürkan, sizin bu noktada ekleyeceğiniz yorumlar neler olacak acaba? Hiç şüphesiz bu Orta Doğu yeniden şekillendirilene kadar Türkiye'nin aydınlıkçı, aydınlanmacı, ilerici, kemalist, sosyalist neyse güçleri, bağımsızlıkçı güçleri, anti-emperyalist güçleri her türlü saldırının altında kalacaklar. Bu 2-2 daha 4. Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmini tanıyan herkes Amerikan emperyalizminin defter kapatmayacağını bilir, bilmelidir. Ona göre mücadele etmeli ve asla susmamalıdır kimse. Bu işlerde en büyük tehlike o meşhur Almanyalı rahibin hikayesidir. Yani ya bana dokunmazlar demektir. Ya efendim bu iş bu sistem içerisinde bize takdim edildiği, gösterildiği gibi rıza göstermektir. Gösterilene rıza göstermektir. Türkiye'de bir karşı devrim oluyor. Bu teofaşist bir karşı devrim.
Yani dinci faşist bir karşı devrim. Ama Amerikan emperyalizmi tarafından yönetilen bir karşı devrim. Bunun karşısında herkes gücü yettiği, eli erdiğince tavır alıp Cumhuriyeti, rejimi, Mustafa Kemal'i savunmak ve bir Türk olarak tam bir ulusal dayanışma göstermek durumundadır. Bunu yapmalıdır. Durmaz. Amerikan emperyalizmi durmaz kardeşim. Durdurulmazsan durmaz. 2-2-4. Bu böyledir. Benim anladığım kadarıyla özetle bu operasyonlarında dolayısıyla devam edebileceğine yönelik edebilecek değil, edecektir. Edecek şeklinde yorumunuz da var. Edecektir. Bu, ama bu hiç kimseyi yıldırmamalıdır. Mücadele ederseniz durdurabilirsiniz. Etmezseniz durduramazsınız. Bana dokunmasın, bilmem ne olsun falan derseniz durdu. Takdirim hakkı, hiçbir kimseye takdir bırakacak haliniz yok. Kendiniz bizzat mücadele edeceksiniz. Evet. İşin gereği budur. Peki. Sayın Gürkan, çok teşekkür ederim. Yayınımıza katılıp yorumlarınızı paylaştığınız için. Muğla Barosu Başkanı Mustafa İlker Gürkan da Türkiye tarihinde ya da Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak, gerçi biz kendisine sual yönelttik ama 60 ihtilalini ifade ederek orada da bir genelkurmay başkanının da tutuklandığı bilgisini bizimle paylaştı. O zaman belki emekli kanattan ilk diyebileceğimiz nokta budur. Bana verilecek en büyük ceza budur. Ajanslara yansıyan İlker Başbuğ'un son cümleleri, daha doğrusu Beşiktaş Adliyesi'nden ayrılırken kameralara karşı yaptığı yorumlardan bir tanesiydi. Ben bu suçu reddediyorum. Bu suçlamayla itham edilen kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı'dır. Bunu tarihe not olarak düşmekte yarar görüyorum. Ben Genelkurmay Başkanı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanıyım ki bu Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın sayılı en güçlü ordularından biridir. Böyle bir orduya komuta eden birisinin silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanmasına gerçekten trajikomik diyebiliriz. Ben 2002 yılı Ağustos ayında orgeneralliğe terfi ettim ve 2003 Ağustos'u itibariyle de Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine atandım. Bu görevi yaptığım 2003-2005 yılları arasında çeşitli vesilelerle Sayın Cumhurbaşkanı ve gerekirse Sayın Başbakan'la çalışmalarımız oldu. Yine bu siyasi iktidar tarafından 2006 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandım ve yine şu andaki hükümetimiz tarafından 2008-2010 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı görevlerini atandım ifadesini kullanarak da son yorumlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Ajanslara düştüğü takdirde bunları sizlere yansıtmaya sürdüreceğim. Buralarda en azından en net ifadeler şunlar: ben bu suçu reddediyorum. 26. bir genelkurmay başkanı olarak bu suçlamayla itham edilen kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin genelkurmay başkanıdır. Bunu da tarihe bir not olarak düşmekte yarar görüyorum dedikten sonra ortalama son 10 yıllık 2002 yılında, yani AKP iktidarının göreve geldiği yıldan itibaren geçirdiği evreleri o sırada basın mensuplarına anlattığını anlıyoruz. Ajanslar buna devam edecek notuyla şimdilik son vermişler. Yeni bilgiler de geldikçe sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bugün sabah saatlerinde oldukça hareketli bir gün başladı. Bu haftanın zaten oldukça hareketli olması bekleniyordu genel mahkeme ve davalar göz önünde bulundurulduğunda. Bunlardan bir tanesi de bir anda 1-2 hafta içinde yeniden gündeme gelen İlker Başbuğ'un ıslak imza davasında ifade verip vermemesi tartışmaları olmuştu. Bunun sonrasında bugün savcılığa ifade vereceği ve şüpheli sıfatıyla ifade vereceği açıklanmıştı. Nitekim öyle de oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ Beşiktaş Adliyesi'ne kendi sivil plakalı bir aracıyla geldi. Yaklaşık 7 saat süren özel görevli savcılara süren 7 saat süren bir ifadesinin ardından akşam saatlerinde saat 20:20 gibi mahkemeye tutuklanmak üzere sevk edildiği bilgisi ajanslardan geldi ve bu dakikadan sonra Türkiye tarihinde bir ilk olur mu olmaz mı tartışması işte o zaman başladı. Ajanslar bunu bu şekilde okuyucularına duyurdular ve ardından İlker Başbuğ'un mahkemeye çıkarılması beklendi. Önce nöbetçi mahkeme heyeti İlker Başbuğ ile ilgili savcılıktan gelen dokümanı inceledi ve hemen sonrasındaysa saat 23:30 sularında İlker Başbuğ'un mahkeme huzurundaki bu sefer ifadesi başladı ve bu da ortalama
savcılıktaki yaptığı sorgusuna nazaran oldukça kısa süre denilebilecek bir düzeyde, yaklaşık 45-50 dakika kadar sonra da eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un terör örgütü ilişkiyle, terör örgütü yöneticisi ve darbeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandığı bilgisi bu noktada yine ajanslardan geçti ve bizler de sizlere canlı yayında bu son dakika sonrasındaki ayrıntıları anlattık. Arkadaşımız Emrah Taş'tan gün içinde Beşiktaş Adliyesi'nde Başbuğ'un gerek savcılık sorgusu gerek adliye sorgusu ve hemen ardından tutuklanması sonrasındaki yaşananları bizlerle paylaştı. Bu noktada kendisine özellikle terör örgütü yöneticiliği ve darbeye teşebbüs noktasındaki suçlamaların mahkemede ifade edildiği açıklandı ve bu suçlamaları reddettiğini bize bildirdi Emrah Taş'tan muhabir arkadaşımız. Ve bu noktada yine savcılık sorgusuna ilişkin de ilk bilgiler, özellikle balyoz ve ıslak imza noktasındaki soruları bir şekilde bu uzun süreç içinde yanıtlamaya çalıştığı bilgisini bizlerle paylaştı. Ve İlker Başbuğ bunun sonrasında da Beşiktaş Adliyesi'nden çıkartıldı ve çıkar çıkmaz da kameralar karşısındaydı ve burada bulunan kameralara da bu suçu reddettiğine yönelik açıklamasını yaptı ve bunun da tarihe bir not olarak düşülmesi gerektiğini de altını çizerek ifade etti ve özellikle 2002 yılından başlayarak askeri anlamdaki görevlerinin 2002 yılından sonra nasıl gerçekleştirdiğine yönelik olarak da AKP döneminin iktidara girişinden başlayarak bir CV bir anlamda açıkladı ve bunun sonrasında da sivil plakalı yine bir araca bindirilerek önce Adli Tıp Kurumu'na ve bunun sonrasında da Emrah Taşlan'ın bize bildirdiğine göre de Silivri Cezaevi'ne eski sistemde öncelikle birkaç gün bu işlemlerin tamamlanması ve nöbetçi mahkemeye yapılacak tutukluluğa itirazların ya da diğer mahkemeler yapılacak tutukluluğa itiraz sürecinin beklenmesi için geçici bir cezaevinde en azından bekletiliyordu ama şu ana kadar öğrenebildiğimiz kadarıyla direkt Silivri cezaevine nakledilmesi de bu noktada ilginç notlardan biriydi. Belki de eski bir genelkurmay başkanı olması sıfatıyla orada belki güvenlik adına böyle bir durumunda düşünülebildiğini de en azından yorumlama şansımız var. Gün içi oldukça hareketliydi. Şu anda Ankara'da siyaset sahnesinde bir sessizlik var. Ajanslarda yine kimi köşe yazarların belki hem bildik hem bilmedik yorumlarını görmek mümkün ama siyaset sahnesinden en azından gecenin belki bu saat olması noktasında herhangi bir yorum gelmedi. Yayınımıza katılan önemli isimler vardı. Bunlardan ilki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın İsa Gök'tü ve İsa Gök bunun bir karşı devrim süreci olduğuna ilişikti ve bunun burada kalmayacağını, önümüzdeki süreçte de adeta freni patlamış bir kamyon gibi sürecin devam edeceğini ve bu noktada da karşı devrimin sürecini tamamlayana kadar bunu sürdüreceğini açıkladı. En önemli altı çizilmesi gereken noktalardan bir tanesi buydu ve bunun sonrasında yine İstanbul Barosu Başkanı Sayın Doçent Doktor Ümit Koca Sakal yayınımıza bağlandı. Sayın Koca Sakal da benzer noktalardaki yorumların ardından bu noktalarda umutsuz kalmamak gerekiyor ve hep beraber bu hukuksuzluğa karşı haykırmak durumundayız mesajını vererek konuşmasını tamamladı. Muğla Barosu Başkanı Mustafa İlker Gürkan da aynı eksende gerçekleştirdiği yorumları çerçevesinde sürecin devam ettirilmesine yönelik olarak çeşitli açıklamalarını bizlerle paylaştılar yayın süresi boyunca ve onun ardından da yeniden Emrah Taştan'a bizler döndük ve Emrah da şu anda Beşiktaş Adliyesi'ndeki hareketliliğin tamamlandığını ve Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un Beşiktaş Adliyesi'nden ayrıldığı bilgisini verdi. Açıklamasına ilişik olarak çeşitli ajanslardan bilgiler geliyor. Bunlar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Genelkurmay Başkanı tıpkı mahkeme huzurunda olduğu gibi kameralar karşısında o kısa anda arabaya bindirilirken Beşiktaş Adliyesi'nin kapısından çıkıp da adliye önündeki sivil plakalı aracına doğru yöneldiği dakikalarda kameralara döndü. Bu sırada kendisine herhangi bir müdahale olmadığını da söylemek durumundayız. Kameralar en azından bize bunu gösterdi ve şu dakikalarda da canlı yayınsa arkadaşlarım uyarsın beni, bir açıklama var sanıyorum Beşiktaş Adliyesi'nin önünde. Sanıyorum değil.
Peki. Yeniden o canlı görüntüleri sizlerle paylaşacağız. İşte bu ara koridorda da kameralara doğru yönelerek ben bu suçu reddediyorum. Bu suçlamayla itham edilen kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı'dır. Bunu tarihe bir not olarak düşmekte yarar görüyorum. Açıklamasını yaptığını görüyoruz. Evet, az önce canlı olarak bir açıklama ekranlarımıza yansıdı. Yeniden bağlantımız gerçekleşirse bir kulak vermeye çalışacağız. Vicdansızlara soruyorum. Allah Allah diye askerine hücum ettiren, taarruz eden... Evet, Beşiktaş Adliyesi önünde muhabir ve gazeteci arkadaşlarımız sanıyorum son bilgileri almak üzere mikrofonu ve kameraları uzattılar. Doğan Haber Ajansı da şu dakikalarda onları bize geçiyordu ama az önce de zaten Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un çıkışını görüntülediler ve uzun otoyol boyunca da arkasından takip eden arkadaşlarımızdan aldığımız notları da sizlerle paylaşma gayreti içinde olacağız ve bu noktada yine Genelkurmay Başkanı'nın o yaptığı kısa sayılabilecek açıklamasına ilişkin ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Onları da paylaşalım. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la MGK üyesi olarak bu hükümetin bakanlarıyla birlikte çalıştık. Şimdi elbette devletimizin istihbarat olanakları ve imkanları var. Bu kadar sene siyasi otoritenin en büyük makamlarıyla beraber çalışıyoruz ve benim o dönemlerde silahlı bir örgüt, terör örgütü kurmam ve yönetmem tespit edilmemiştir ki bu üzerinde durulması gereken bir nokta diyor Başbuğ ve devam ediyor. Tespit edilmiş ve bu görevde tutulmuşsam bu da ayrı bir nokta. Bu suçlamayla emekli olduktan 1,5 sene sonra karşı karşıya kaldım. Çünkü üzücü ve anlaşılması zor olan, eğer ki benim bu faaliyetleri aktif görevim esnasında yaptığım iddia ediliyorsa, bu faaliyetlerim o zaman devletin yetkili makamlarınca anlaşılmamışsa bunu da anlatmak mümkün değildir. Netice olarak böyle bir iddiayı duymak, işitmek, silahlı kuvvetler bünyesinde ülkeye ve devlete şerefiyle görev yapmış bir general olarak onuruma dokunmaktadır. Bir genelkurmay başkanının silahlı terör örgütü kurmakla suçlanması, bu bana verilebilecek en büyük cezadır. Bunun bu şekilde söylenmesi bile bana verilebilecek en büyük cezadır. Daha büyüğünün olacağını düşünmüyorum. Takdir mahkemenizindir. Bizler gelip geçeceğiz ancak sizler tarihe not düşeceksiniz açıklamasını yapıyor Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ. Çıkışta kendisini karşılayan kameralara dönerek o kısa aralıkta yaptığı açıklamada bunları paylaşıyor. Ve son notları da paylaşarak yayınımızı burada tamamlayacağız. Gecenin haberi için sizlerle birlikte olduk. Yeniden haber merkezimizce hazırlanan canlı yayın kuşağına geçiş yaptık. Ve eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Beşiktaş Adliyesi'ndeki savcılık sorgusu akşam saatlerinde saat 20.20'de tamamlandı. Ve 23.30 sıralarında Başbuğ tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemeye çıkartıldı. Ve burada kendisine yapılan suçlamaları kabul etmeyen Başbuğ mahkeme tarafından terör örgütü yöneticisi olmak ve darbeye teşebbüs etmek suçlarından tutuklanarak şu anda önce adli tıpa ardından da Silivri cezaevine doğru yola çıktı. İşte bu notlarla bugünü ve geceyi tamamlıyoruz. Yeniden birlikte oluncaya dek hoşça kalın.